Sevgili Alican Kenobi biz dar gelirliler için de Vestel 50 UA 9600'ü yorumlayabilir misin diye bir ricada bulunmuş. Elimden geldiğince bilgi paylaşmaya çalışayım ev ortamından. Vestel 50 UA 9600 aynen en son yayınlamış olduğum 65 UA 9800'de olduğu gibi yine MB170 anakart ile üretim yapılmış ve Android tabanlı bir ürün. Fakat 55 ve 65'lere kıyasla arada şöyle bir fark var. Panel üreticileri farklı. En temel ve en önemli farklılıklarından birisi o. bunun dışında da asıl önemli olan konu rate değerinin daha düşük kalması ve bana sorarsanız yani 4500 lira bandlarında bir televizyon için özelliklerinin bence zayıf kalıyor olması. RAM, ROM bellek de bana göre oldukça düşük. Kaldı ki Vestel'in MB9X anakartlarda kendi kullanıcılarına yaşatmış olduğu o hayal kırıklığı 3 yıl 4 yıl gibi zaman sonra artık smart desteği veremiyor. Aslında yazılımsal anlamda çözüm üretilebilecek gibi olmasına rağmen MB9X anakartların donanımının yetersiz kalması nedeniyle bu desteğin verilememesinden bir ders çıkarmamış olacak ki Hala ne yazık ki limitlerde RAM, ROM, bellek değerleri belirleyip ancak bu şekilde üretim yapmayı tercih etmiş. E, 55-65 grubunda bu değerler yine daha kabul edilebilir durumda olsa da maalesef 50 UA 9600 için hem redlerinin değerinin daha düşük hem de RAM, ROM, bellek değerlerinin daha düşük olduğunu söyleyebilirim. E, sadece şöyle bir durum var onu değerlendirebiliriz. 65 UA9800'de kullanılan panel üreticileri biliyorsunuz LG ve BOE Display'di. Bu panel tiplerinde e, ya bu panel üreticilerinde daha doğrusu panellerin yapı tipinin ADS ve IPS olduğunu söylemiştik. Yani her ikisi de IPS tabanlı bir panel olması nedeniyle biliyorsunuz bunların hem panel tepki hızları düşük hem de kontrast oranları 1200 bölü 1 tipik düzeylerde düşüktü. Kaldı ki in-plane switch dediğimiz bu panellerin yani kontrast oranlarının düşük olduğu aslında herkes tarafından zaten biliniyor. Bu 50UA9600 modelinde kullanılan panel üreticileri Panda ve Chot. Şimdi bunlar da aslında VA yani Vertical Alignment ve aynı zamanda da U V 2 A diye geçiyor yani U ve 2A yani VA'nın daha değişik bir tabanı ama yine nasıl ADS tabanlı paneli IPS olarak kabul ediyorsak bunu da yine VA olarak kabul ediyoruz bu koşullarda özetlemek gerekirse her iki televizyonu da VA tabanlı olarak yani vertical alignment olarak kabul edebiliriz bu bize ne getiriyor? Bu bize hem panel tepki sürelerindeki yüksekliği hem de aynı zamanda kontrast oranındaki yüksekliği getiriyor. 65 oa 9800'de tipik 1200 bölü 1 olan kontrast oranı bunda tipik 5000 bölü 1 e, o derece fark ediyor. Yani bu anlamda bakacak olursak bunu bir artı olarak görebiliriz. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Adem Elbacı bugüne kadar panda panel çot panelle ilgili sürekli negatif konuştun. Bunu daha iyi mi diyorsun şimdi? Daha iyi demiyorum. Benim Panda özellikle Panda panel ile ilgili en büyük sıkıntım şu. Upscale özelliği oldukça başarısız benim bakış açıma göre. Bu bize ne dezavantaj getiriyor? En önemli problemlerden birisi şu. Eğer elinizde ultra HD, terabayt boyutunda bir film arşivi yok ise, işiniz sürekli olarak UHD çözünürlükte çalışıyor olmak değil ise, eğer Standart bir televizyon kullanıcısıysanız, hani şu ATV'de falan yayınlanan bol bakışmalı, uzun saçma replikli dizileri seyreden bir e, kullanıcı profiliniz var ise, yani bilin ki e, 3840'a 2160 çözünürlükte bir televizyona 720p yayın veren bir e, kaynağın o ya yani o upscale özelliğiyle bir başarı sunabilmesi mümkün olmuyor. Bu da sizin standart yayınları seyrederken maalesef ee, yani bazı marka ve modellerle kıyaslayacak olursak bu ne biçim görüntü canım demenizi e, gerektirecek sonuçlar doğurabiliyor. Benim panda panelle ilgili en büyük problemim bu. Kolum ağrıdı bu arada ya yani, ne zormuş böyle çekmek. Ee, bunun yanı sıra şöyle bir durum var. Ee, panellerin bu kısmını geçecek olursak daha önemli panel detaylarına girecek olursak her zaman belirttiğim bir şey var. Ne diyordum ben bunların tipik oranı söylemiştim. G2G değerini söyleyeyim. Pandada bu 6 milisaniye. Çotta 8 milisaniye. Ve yine en önemli konulardan biri neydi? Dahili çip sayımız, kaynak çiplerimiz her iki panelde de 12 adet ki oldukça etkili. Bu 12 adet konusuyla ilgili nedir benim problemim onu söyleyeyim. Bu bazen yazışmalarda söylüyorum size. Ben de işte evde salonumda Toshiba'nın 55U 7763'ünü kullanıyorum diyorum. Bu o televizyon. Şimdi bu 55 ekran 55 inç olan bu televizyonu dikey olarak 12'ye bölüm her seferinde örnek veriyorum. Yani bu rakamsal bir yuvarlama olsun. Her 8 santime bir tane kof denk gelsin. Her 8 santimi bir kof kontrol ediyor. Peki dahili çiplerin sayısı düşük olsaydı ne olacaktı? Her 16 santimi bir tane çipon film kontrol ediyor olacaktı. Yani şu kadar alan yerine bu kadar alanı kontrol etmek zorunda kalacak ve dolayısıyla normalde çalışması gerekenden 2 kat daha fazla çalışacak. Ee, daha iki kat daha yüksek sıcaklık üretecek ve ömrü azalacak gibi durumlar. Yani o zaman bu panellere bu model için diyorum en azından. Bakın dikkat edin 65 inçte de 12 çip 10 film vardı. 50 inçte de 12 tane çipon film var. Bunu artı olarak görüp kabul edebiliriz. Bunun dışında üründe HDR artı Dolby Vision desteği var. Fakat ne yazık ki ne yok. Yüz erzimiz her zaman olduğu gibi yok. White Color Gamut desteğimiz yok. Pixellence'ımız yok. Memch desteğimiz yok. Yani lütfetmişler Vestelciler sağ olsunlar. içine bir HDR'ı da koymuşlar. Allah razı olsun diyeceğiz bu durumda. Aynı zamanda da rate değerimiz yani fake refresh rate değerimiz 1600 Hz bu televizyonda. Yani 50 inç bir televizyon için ben kötü demiyorum. Ancak Android tabanlı televizyonlarda aslında biz bu rate değerlerini biraz daha yüksek bekliyoruz yani ben bekliyorum şahsen. Yani 50 UA 9600'e bakış açım ne olur? 4500 lira bandlarında hani şöyle bir kıyas yapıyorum. Yani Vestel mühendisliğinde bir Android televizyona hem de bu düşük özelliklerde 4500 lira vereceğime hmm, acaba 49 RU 7100'e bir 5300 lira vermeye değer mi diye düşünüyorum. Valla e, vallahi ne yalan söyleyeyim? Eğer, eğer kıl biri isem, kıl bir kullanıcısı kullanıcıysam ben tercih ederim. E, açıkçası Samsung benim öncelikli tercihim olur. Ancak Vestel'in 3 yıl garantisi, işte yaygın servis ağı, satış sonrası hizmet kalitesinin iyi olması ki bu konuda Samsung'u asla küçümsemiyorum. Yani LG ve Philips'i yerden yere vuruyoruz satış sonrası hizmet kalitesi anlamında ama Samsung oldukça başarılı bu konuda. Gayet iyi işler çıkardıklarını görüyorum. Mutlaka hepsinin eleştirilecek yanı var o ayrı konu. 2 x çarpı 10 watt bir ses gücü vardı onu söylemeyi unuttum. Yoklar listesine speaker box'ı da ekleyebiliriz. Dahili subwoofer'ı da ekleyebiliriz. Yani 50 UA 9600'ün yoklar listesine bakacak olursak biraz kabarıyor. Hani bu koşullarda 4500 lira vermeye deyip değmeyeceğini sevgili Alican Kenobi kardeşim senin karar vermen gerekiyor. Ben alın veya almayın anlamında bir yönlendirme yapmak istemem. Kolum koptu. Elimle destekliyorum şuradan. Soruların olursa yorumlar bölümünde artık devam ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.